Merhaba, nasılsınız? Daha önce size bu domates fidelerimden ve onları nasıl yetiştirdiğimden bahsetmiştim. Belki hatırlarsınız. Bugün de yine domateslerin doğal olarak yetiştirilip yetiştirilemeyeceğinden bahsetmek istiyorum. Özellikle doğal tarım gruplarında bile insanlar tarımın doğal olamayacağı konusunda çok ciddi iddialarda bulunuyorlar. Kendimi bu tartışmaların ortasında buluyorum sık sık. 8 yıldır gübre kullanmadan, çapalama yapmadan, zararlılar tabir edilen doğa ögeleriyle savaşmadan üretim yapmaya çalışıyoruz biz. Ve bu süreçte doğanın kendisinden çok fazla şey öğrendik ve bu öğrendiğimiz her şeyi de diğer doğa gönüllüleriyle, doğa dostlarıyla paylaşmaya gayret ettik. Daha önce tohumlarımı nasıl sakladığımdan bahsettiğim, fidelerimi nasıl oluşturduğumdan bahsettim size. Ve pek çok hasat videosu gördünüz güncellerimizin içerisinde. Domateslerimizi, salatalıklarımızı, biberlerimizi, kabaklarımızı, patlıcanlarımızı, tropikal ortama alıştırmaya çalıştığımız sebze ve meyveleri, tek yıllıkları, çok yıllıkları, şifalıları hepsini çapalamadan, gübrelemeden ve otlarla, böceklerle savaşmadan üretmeye çalışıyoruz. Ama özellikle insanlar bahçelerinde domates, biber ve salatalıkla ya da balkonlarında domates, biber ve salatalıkla başladıkları için sordukları şey bu oluyor. Domates otun içerisinde çapa yapmadan, biber otun içerisinde çapa yapmadan büyüyebilir mi diye. Hazır domates fidelerimin başındayken ve bunları da bugün artık küçük ormanımıza, bostanımıza yerleştirmek için, götürmek için hazırlarken size bundan bahsetmek istedim. Domateslerimi yine aynı şekilde otlarla ve böceklerle savaşmadan, toprağı gübrelemeden, çapalamadan, sürmeden yetiştireceğim. Bu sene de öyle yetiştiriyoruz biliyorsunuz. Zaten ilk postamız ekildi, çiçeklendi, meyveleri göründü. Ve şimdi ikinci posta gidecek artık. Fidelerimiz hazır. Hatta biraz geç oldular. Burada ağaca dönüştüler ama o sıcak furyasından etkilenmesinler ve sonraki tahmin ettiğimiz soğuk hava dalgasını bahçede yemesinler çünkü kökleri yeterince derinde değil diye onları götürmedik, beklettik. Tahmin ettiğimiz gibi de oldu. O sıcak havanın sonrasında ani bir düşüş yaşadı hava ve muhtemelen çoğu yerde seraları bile, tarlaları bile don vurdu. Yine isabetli bir karar vermiş olduk. Fidelerimizi hemen toprağa geçirmeyerek. Şimdi artık fidelerimizi toprağa geçirmek için hazırız. Önümüzde kısa zaman dilimi içerisinde herhangi bir ani ısı dalgalanması, yükselme ya da düşüş görünmüyor ve önümüzde bir serpinti şeklinde iki yağmur bekliyoruz. O yüzden de fidelerimiz artık toprağa kavuşacakken artık geçen yılın hasatlarını özlemeye başladık. Biraz da arşivi karıştırırken ne zaman ne olmuş diye biliyorsunuz ben her şeyin notlarını tutuyorum çünkü tarım takvimine oturtmak için her yılın notlarını tutmak çok önemli. Bahçeyi nasıl oluşturur konusunda tarım takvimini oluştururken alınan notların, tutulan günlüklerin öneminden zaten size bahsetmiştim. Yine bugün de hazır domateslerimizi ikinci postasını toprağa geçirecekken, geçen yıl ne zaman geçirmişiz, hasatlar ne kadarmış, ne zaman olmuş diye bakarken çok güzel görüntülerle karşılaştım. Yine her yıl olduğu gibi çok mutluluk verici bu. Arşivdeki o bahçe günlüklerini izlemek benim için. Onların arasında sizinle paylaştıklarımız da var, paylaşmadıklarımız da var. Nasıl yapıyoruzdan bugün bahsetmeyeceğim. Daha önce defalarca bahsettim çünkü ve bu bir anda böyle tek bir konuda bahsedilebilecek bir şey değil. Neden çapalama yapmıyoruzdan, neden gübreleme yapmıyoruzdan da daha önce defalarca bahsettim. Yine dediğim gibi bir anda bahsedilecek bir şey değil ama şu soruya bir anda cevap verebilirim. Gerçekten otlarla savaşmadan, gerçekten bahçeyi zehirlemeden, otları yolmadan, gübrelemeden, böceklerle savaşmadan domates, salatalık, biber yetiştirilebilir mi? Bir bostan kurulabilir mi? Hasat alınabilir mi? Bunu bugünkü görüntülerle cevaplayabilirim. Merakı olan dostlar için. Özellikle şu değil amacım. Yapılamaz diyenlere bunu göstermek ya da gözlerine sokmak değil. Acaba yapılabilir mi diye düşünüp o yapılamaz diyenlerden sonra umudu kırılan dostlarım varsa eğer oralarda bir yerlerde küçük bir ipucu bırakmak. Evet,
Doğayla savaşmadan da bunları yetiştirebilirsiniz demek. Umarım oralarda bir yerlerde bir kişi bile bu ipucunu bekliyorsa onun için faydalı olur. Emek istiyor, zaman istiyor, kafa yormayı, duygusal olarak hazır olmayı istiyor, tevekkül istiyor en çok. Ben kısmetime razıyım, yiyemezsem de razıyım, yersem de razıyım diyebilmeyi istiyor. Ama sonuçta oluyor. 6 metrekare içerisinde hiçbir dostu zararlı bellemeden, toprağı çapalamadan, doğaya zarar vermemeye çalışarak mümkün olduğunca en az müdahaleyle yetişmiş olan domateslerimiz sizlerle. Mücevher kutusu. Hani filmlerdeki o meşhur sahne var. O mücevher kutusunun açılıp içinden kocaman ve değerli taşların çıktığı. İşte bu da benim mücevher kutum. Her açtığımda çok heyecanlanıyorum. Çok güzel değil mi ama? İnanılmaz. Çerilerimiz de yavaş yavaş artık kızarmaya başladılar. Bunlar armutlar. Chocolate pear. Çok güzel olacaklar. Armut domates onlar. Bunlar çeriler. Arkada riyolar var. Domateslerimiz teker teker kızarıyor artık yavaş yavaş. Toplamaya başladık artık her akşamın salatası bahçeden. O arada da varmış bir tane. Oradakini de alırız. Kambur da varmış. Şu arada da iki tane var. Daha tam kızarmamış. Bir tane de burada var. Tarih ne zaman Bir, bugün? iki, üç, dört, beş, 5 altı, Haziran yedi, sekiz, 2019. dokuz, on. Wow. Ve Neler var? çizgili kabak var, istiridye kabak var, turuncu domates var, pembe domates var, biberiye var. Siyah çilek biber var. Bir tane de normal siyah uzun biber var ama o da siyaha dönmemiş. Senenin
İlk asadım bunlar senin. Yazın. Bahardan çok yedik ama bunlar yazın ilk hasatları. Mutlu musunuz hanımefendi? Mutlu musunuz? Çok. Çok. Emekler geri dönüyor. Oo. Verilen emekler geri dönüyor şimdi. Yaz dönüşüne başladı bahçe. Ufak ufak. Daha sakız kabak yemeye, salatalık yemeye de başladık. Sakız kabak, salatalık onlar burada yok. Başka neyi toplamaya başladık? İşte domates burada, kabak var yine. 3 çeşit kabak toplamaya başladık. Fasulyelere başlamış olacaktık ama tavuklar fasulyeleri yedi. Göstereyim. Bundan sonra domatesler yağmaya başladı. Domates yağacak, kabak yağacak, salatalık yağacak inşallah. Salatalık da gerçi tavuklar tarafından sabote edildi ama. Salatalıkları tavuklar hırpaladılar. Yine de yeriz ya. Yiyeceğiz bence. Yiyeceğiz. Tam şeyimiz de var. Acurların bebekleri görünmeye de başladı. İyi hadi bakalım. 5 Haziran yaz hasatları başladı. Tam yazın başı. Yaza girer girmez hasatlara başladı. Evet. Biber. Zamanlama çok güzel olmuş. Acı biber. Biber. Acı biber. Babanın acı biberi. Babanın acı biberi. Ne bunlar? Say bakalım. Normali. Domates. Salatalık, sakız ve koku. Evet, bu. Bu ne kabağıydı? İstiridye. Evet. O da istiridye, bu da istiridye. İstiridye, bu da istiridye. Çok güzeller değil mi? Bugünün domates hasatı 688 gram. Bakalım kabaklarımız ne kadar gelecek. En sevdiğim manzaralardan biri. Yeni yeni rengini almaya başlamış. Çok güzel görünüyor. Diğerleri de hala beyazlar. Domateslerin keyfi yerinde. Bu her yer domates. Aa, bu turuncunun güzelliğine bak. Of. Çok güzelsin. Haziran sepeti gün dönümünü kutluyoruz.
yakınlarda oturak domateslerimiz. Yağmur onları biraz zorladı. Yatırdı, vurdu, düşürdü falan ama yine de keyifler gayet yerinde. Hala dallar meyve ve çiçek dolu. Bir süre daha oturak domateslerimiz bizi doyurmaya devam edecek gibi görünüyor. Hasat günü. Şimdi biraz domates toplayacağım yine. Bu haftanın domates de çıkacak. Bir ayı geçti. Oturakları yiyorduk. Ve yaklaşık haftada 2 kilogram kadar domates verdiler bize. Hala da vermeye devam ediyorlar buradalar. Ve şimdi sırıkların hasatına başlıyorum. Ah, bu çok heyecanlı bir an. Artık sırık domateslerimizi de toplamaya başlayabiliriz. Şimdi ilk sırık domatesi de koparacağım. Bakalım, normal şartlarda bu hasatın 600-700 gram arasında rast gelmesi gerekiyordu. Bakalım sırıklarla birlikte kaç grama çıkacak. Çok heyecanlı. Sırık domates geliyor. Çok güzel bir cins bu. Beefsteak türlerinden birisi. Oh, inanılmaz güzel koktu. Daha dokunur dokunmaz. Böyle basık domatesleri çok seviyorum ben. Tam yuvarlak olmayan türleri. Onlardan bir tanesi bu da. Bir tane de şu arada varmış. Hop. Şu karşıda da var birkaç tane, onları da alabilirim. Şu arada da var. Hadi bakalım. İnanılmaz bir dönüşüm. Çok güzel bir pembeleri var. Şu an onu tam olarak gösterebilmek isterdim. Güzeller. Bu da yine sevdiğim türlerden biri. Tombik değil. Böyle basık bal kabağı gibi. Ve dilimli. Dilimli domatesleri çok seviyorum ben nedense. Daha tatlı, tuzlu oluyorlar galiba. Dilimli ve basık olanlar benim favorim. Çok sevimlisin. Daha çerileri toplamadan sepetim doldu. Bakalım bu hasat kaç gram gelecek. Bir iki tane de Luna'ya kızartmalık yeşil domates de topladım. Yeşil olarak da tüketmeye devam ediyoruz bu arada. Çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum kaç gram gelecek. Çok güzeller. İnanılmaz güzel gözükmüyorlar mı? Sırık domatesleri de bugün ekleyince hasatımız 1 kiloyu geçti. 1,5 kiloyu geçti. Oo, neredeyse. Düşme. Neredeyse 2 kiloya yaklaşmış. Wow. 1 kiloyu 167 gram oldu. En son 5. Şimdi domateslerimizi koyalım. Bakalım kaç gram oldu. 1892. 1892.
Topladığımız yeşil domatesleri ekledim. Şimdi de salkımları ekliyorum. Onları da ekleyince 2 kilo 338 gram. 39 oldu. 2 kilo 300 gramı geçtik. Muazzam. Burada da üretim devam ediyor. Bunlar ikinci posta sırık domateslerimiz. Daha önceki videoları izlediyseniz toplamaya başladı. Yaklaşık 3 hafta oldu onları da. 3 haftadır bunlardan da hasat ediyoruz. Durumları gayet iyi. İnanılmaz güzel bir üretim var. Daha da hala arkadan gelen domatesler de var. Her şey çok iyi gidiyor. İkinci ayları falan herhalde. Hala bu yataktan 2 metrekarelik alandan yaklaşık haftada 2 kilogram çıkıyor. Bu sırıkların da eklenmesiyle 3 kilogramı geçmiştik. Bu hafta rekor bir hasat olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Bakalım bu hafta durum ne olacak. Bu hafta hem sırıklar hem çeriler hem de oturaklar aynı anda hasat edilecek. Çok heyecanlı bizim için. Şu daha sır. Ama şunu alma. Şu daha değil. Şu hazır. O evet. Al onu. Aynen öyle. Çok doğru yaptın. Tebrik ederim seni. Şurada da var bir tane. Hepsini ben mi toplayacağım? Hepimiz toplayacağız. Oh çok sıcak. Şu aşağıda var bak kızarmış. En aşağıda. Evet. Korum oraya yetmez. Yeter yeter. Onu görelim. Bak bakalım. Bu sepete koyalım. Oh. Yavaşça. Öteki tarafa doğru çevir. Tepemiz boş. Hayır, öteki tarafta. Şurada mı? Aşağı, evet. Bu. Her yer domates. Her yer domates. Bunlarla çok güzel bir sos yapacağız. Her yer domates. Aşağıda var yine. Aşağıya sok elin domates sosu. Makarna sosu olabilir bize. Bu kadar domates varken... Şu aşağıya bak, elini sok. Orada iki tane daha var. Evet. Ha bakalım onları da. Evet. Olmuşlar, hemen geliyorlar zaten. Bir daha sok oraya. Onu da al. Evet. Orada var bak, şimdi yan tarafa geç. Ne basma, dikkat et. Yan yatmış tatlım onlar. Onları öyle topla oradan. Dikkat et. Görmüyor. Bakayım. Evet evet onlar. Kızaranlar. Turuncu olanlar değil, kırmızı olanlar. Bu dur geleyim de bakayım. Turuncu değil. Bak bakalım. O tamam. O olmuş. Şu uçtaki ne? Bu mu? Bu mu? Bu mu? İnciller doluyor. Tutlar bitti. Ney? Onları da toplayacağız. Bak anne. Ay o da çok güzel tatlım. Olanları toplayacağız. Bak baba. Hepsinin en alt salkımlarında olanları alacağız, yumuşayanları. Yumuşayanlar yoksa bozulur. Çok güzel. Sırıklara da başladık. Tiki 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 tiki. Hoppa. Ben koyacağım onu. Koy bakalım. Nasıl güzel ya. Hoppa. Bu toplamıyoruz o zaman. Ben yanlış bir şey koparttım.
tohumluk olanları alacağız. Tamamen olgunlaşanları. Tamamen olgunlaşmayan tohumluklar kalacak. Ah, çok güzelsin sen. Bak hayatım, bir tanesi bu. İnanamayacaksın, şekli o kadar güzel ki. Bak. Yassı. Yuvarlak değil. Tohumluk mu bu? Ondan tohum alacağım, evet. Koysa da tanırım ben onu ya. Bu aradakiler de olmuş, bunları almayacağım. Alacağız, alacağız. Ya ilk bak, salkımların ilk sırasındaki kızaranların hepsi alınacak. En alt sıra. Evet, evet. Aha. Bu mesela öyle mi? Alacağız, onu da alacağız. Onun fotoğrafını çeksene. Bunlar sana uygun değil. Çok büyükler. Kocaman bir domates var. Hem kocaman hem yamuk. Baba, bana ne? Evet, bak, tatlım, bana oradan şey verir misin, bu dama makasını? Al da var. Of. Bakayım. Oo. Çok güzel. Ha, o kadar emeklerin karşılığı. Kaç aydır verilen emek. Au, ayağımışız. Bir, iki, üç. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. 8 domates tek salkım. Şunlarla sos yapacağım. Sosu yaparken dedim ki bunu kaynetmeliyim. Bizim domates hasatımız. Ve burada 10 kilo domates var neredeyse. İnanılmaz. Güzeller.